lösemi anarşik bir yapıya kavuşan kemik iliğinin bozulması anlamına geliyor. Ve bu noktada da tabii bütün organlarımız bu olaydan hasar görmeye başlıyor. Tedavi süreci oldukça yıpratıcı bir hastalıktır. Profesyonel sporcular aktif spor yaşamlarını aynı performansla sürdüremezler. Kemik iliğindeki bize yaşamı sağlayan hücrelerin sınırsız çoğalması nedeniyle hem organların büyümesi, hem kanamalar, hem enfeksiyonlara meyil gibi pek çok bulguların bir araya geldiği hastalıklar bütünü. Gerek çevresel koşullar, gerek beslenme, gerekse kimyasallar, zirai ilaçlar, radyasyon gibi çevresel faktörlerin bir kısmında genetik faktörlerinde katkıda bulunmasıyla birlikte anarşik bir yapıya kavuşan kemik iliğinin bozulması anlamına geliyor. Ve bu noktada da tabii bütün organlarımız bu olaydan hasar görmeye başlıyor ve hastanın hayatını tehdit eder bir noktaya gelebiliyor. Yeni doğan döneminden başlayarak her yaşta meydana gelebilir. Erişkinler de buna dahildir. Erişkinlerdeki lösemi tedavi başarıları çocuklardaki kadar maalesef daha iyi olamamaktadır. Çocuklarda şu aşamada hem ülkemizde hem hastanemizde ve dünyada %90'ların üzerinde özellikle lösemide tedavi başarımız mevcuttur. Tamamen korunmak mümkün olmasa da yaşam tarzınızda yapacağınız değişiklikler size elbette sağlık getirecektir. Bunların başında da beslenme gelir. Özellikle genetiği değiştirilmiş organizmalarla beslenme, bu şekilde bir tarım politikası ile elde edilen ürünlerin soframızda yer bulması, zirai ilaçların özellikle çok iyi analiz edilmeden ürünlerin soframıza gelmesi. Bunlardan korunmanın ikinci yönü beslenmenin dışında elbette ki spordur. Maalesef ihmal ettiğimiz bir konudur. Aslında hayatımızın bir parçası olmak durumundadır. Günlük yarım saatlik bir kendimize ayıracağımız zaman içerisindeki yürüyüş olsun, yaşa göre koşu olsun, fizik egzersiz olsun, tüm bedendeki kasları çalıştırmaya yönelik. Kanserden korunma da çok çok önemlidir. Çünkü insanı mutlu eder. Mutluluk demek insan beyninde endorfin demektir. Endorfin ağrıların geçmesine ve insanın moral ve motivasyonun artmasına, kendini iyi hissetmesine neden olur. Artı dolanan kan hacminin artmasıyla birlikte vücudumuzdan uzaklaştırılacak olan toksik, zararlı maddeler ancak sporla olabilmektedir. Gerek kullandığımız steroid, yani kortizon tipi ilaçlar çok ciddi, erişkinlerde olsun, çocuklarda olsun en önemli yan tesiri kas güçsüzlüğüdür. Kaslarda meydana gelen gevşeklik, güçsüzlük ve erimedir. Biz buna steroid miyopatisi diyoruz ve çocuklar bir bisikleti bile çeviremeyecek hale gelip merdivenden iki basamak yukarıya gidemeyecek hale gelebilirler. Erişkinler bunu daha yoğun olarak yaşayabilirler. Kanser tedavisi veya lösemi tedavisi esnasında da sağlığa daha çabuk kavuşabilmek, standart yaşama daha çabuk ulaşabilmek için bir spor programının, kendi bedenine uygun spor programının fizyoterapistler ve fizik tedavi uzmanlarınca verilmesi gerekir. Profesyonel sporcular veya amatör sporcuların lösemi hastalığına yakalanmaları sonrasında aktif spor yaşamlarını sürdürebilmeleri pek olanaklı gözükmemektedir. Çünkü tedavi süreci oldukça yıpratıcı bir hastalıktır. Bu nedenle profesyonel sporcular bu hayatlarını lösemi tedavisi sonrasında da aynı performansla sürdüremezler. Tabii bireysel farklılıklar elbette ki vardır. Hastanemizde bütün çocukların gerek sosyal, gerek moral, gerek eğitim, gerekse sağlık hizmetlerinin tamamını ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. Bu konuda da tüm halkımıza, tüm ülke vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.